Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra aradan geçen yıllar içinde pek çok önemli karakteri canlandırdı. Sahnede kah Don Carlos'tu, kah 3. Selim. Çavuş Musgrave de oldu, şoför Ahmet de, mimar Sinan da. Ödülle taçlandırdığı Sersem Koca'nın kurnaz karısı oyununda Thomas Vasilecian rolüyle tiyatro tarihimize ve hafızalarımıza kazındı. Tiyatroda 100'ün üzerinde başrol oynadı. 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı vardır. Sevgili hocamızı, babamı diyorum şöyle doya doya, babacım diyemedim çünkü o hep hocamızdı. Hep hocamız dedik onun için. Şimdi böyle doyasıya babacığımı yolcu etmek için buradayız. O boş kubbede hoş bir sada olsun dediği zaman ben tam şurada Şakin oturduğu yerde oturuyordum. İlkokuldaydım. Sersem Koca'nın kurnaz karısını oynuyordu. Şimdi yine aynı sahnede burada oynamıştı çünkü. Aynı sahneden onu sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ama ben bana bıraktığı mesleği ve o onurlu Sergen soyadını yaşadığım sürece bütün sahnelerde yaşatacağım. Söz veriyorum. Elveda babacığım. Merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Zor da burada konuşmak ama hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Babam öyle şeylerden hiç hoşlanmazdı. Kendi içinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Zaten hepimiz de buna şahidiz. Abim dediği gibi hepimizin hocasıydı. Hepimizin büyüğüydü, çok şey anlattı, çok şey gösterdi. Ben küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan tutun da büyüklere saygı, pek çok şeyi ondan öğrendim. Azimli olmayı, dayanıklı olmayı, iradeli olmayı. Pek çok insana dokundu, pek çok insanın çok çok selam ve sevgileri var. Üstümde kalsın istemem. Çok insan çok sevdi onu, çok saygı duydu. Çok eğlendi beraber, çok güzel anılar oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bizimle birlikte, bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz. Böyle zamanlar hep zor zamanlardır. Çok değerli ustalarımızı maalesef kaybediyoruz. Bu Türk tiyatrosu için de çok büyük bir kayıp. Her ne olursa olsun, her ölüm erken ölüm. Hocamız tabii çok değerliydi, çok kıymetliydi. Benim için rahmetli Cüneyt Bey olsun, Bozkurt Bey olsun, şimdi Semih Hocam olsun, kendi evlatları gibi sevmişlerdir. Ben de onları çok sevdim. Hiç kendi çocuklarından daha ayırt etmemişlerdir. Ben hocamızı hem yazlığında, hem kışlığında, hem okulda, hem evinde, hem hastanede her zaman ziyaret eden, saygı duyan, çok seven bir öğrencisi oldum. O da beni çok sevdi. Tiyatronun çok farklı alanlarında hocamızla beraber çalıştık. Hep öğretici olmuştur. Devlet Tiyatrosu 73 yaşında. Hocam bütün Devlet Tiyatrosu'nun tarihini canlı bilen, yaşayan bir tarihti. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Evlatlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten Türk Tiyatrosu için çok değerli, çok önemli bir sanatçıydı. Hocamız
öğretmen, yönetmen, oyuncu, yazar, şairdi. Hocamızın bir özelliği vardı. Hiç kimsenin bilmediği, hocamız Ankara'nın kenar semtlerinde ya da başka şehirlerdeki kenarda köşede kalmış okulların, aile büyüklerinin ismini taşıyan dahi okulların tamiratını yaptırır, içini düzenler, araç gereç ne varsa kazandıklarını oraya harcayan, gönlü geniş, gönlü büyük, kalbi temiz, çok değerli bir öğretmendi. Değerli bir sanatçıydı. Çok iyi bir öğretmendi, çok iyi bir hocaydı, çok iyi bir insandı. Yaş günlerinde ziyaret ettim, evinde ziyaret ettim, hastanede ziyaret ettim, elini tuttum. Hocamız güzel insandı ve devlet tiyatromuz için çok büyük kayıp. Biz de devlet tiyatrosu olarak onun adını yaşatmaya, eserlerini yaşatmaya her zaman devam edeceğiz. Onun önünde saygıyla eğiliyorum. Onun bir özelliği vardı. Şöyle, hocamızın 40 yıl öğrencisi oldum. Hep öğretici olmuştur. Devlet tiyatrosunda büyük sanatçıların gücünün yetmeyeceği rolleri oynamış, herkese örnek olmuştur. O yüzden hocamızı büyük yapan yaptığı büyük işlerdi. Önünde saygıyla eğiliyorum. Onu yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah herkese uzun ömürler versin. Hocamı da rahmetle nur içinde uyusun, ışıklar içinde uyusun. Onu her zaman yaşatacağız, her zaman adını anacağız. Ayrıca biliyorsunuz aynı zamanda hem çok değerli bir seslendirme sanatçısı Sungun Babacan'ı da kaybettik. Hem hocamıza hem Sungun Babacan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Huzur içinde uyusunlar.